Değerli basketbol severler, Anadolu Efes tarihi bir sezonu geride bıraktı. Önce Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde, ardından İNG Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşan Lacivert Beyazlı Kulübün Genel Direktörü Sayın Alper Yılmaz'la birlikteyiz. Alper abi, tebrik ediyoruz. Gerçekten tarihi bir sezonu geride bıraktınız. Yıllardır beklenen o Avrupa Kupası da geldi. 10 günlük bir süre oldu, sezon bitti ama siz burada mesaiye devam ediyorsunuz. Şu an neler yapıyorsunuz? Önce onu sorayım. Öncelikle hoş geldiniz kulübümüze ve teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Tabii aslında benim sezonum şimdi başlıyor. İki kupayı da kazandıktan sonra, tabii Final Four'u kazanmak bizim için çok önemliydi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ni kazanabilmek gerçekten en büyük hedeflerimizden biriydi. Kulübün kurulduğundan beri üzerinde çalıştığımız, odaklandığımız bir hedefti ve bunu gerçekleştirdik. Tabii ondan sonra da İNG Basketbol Süper Ligi'nin finalleri hemen başladı. Onu da kazanmış olmanın mutluluğundayız ama tabii her takım her sene yeniden kuruluyor. Biz önümüzdeki senenin kadrosunu tekrar oluşturabilmek için şu anda tekrar çalışmalarımıza başladık. Gidecek arkadaşlarımızın gitme işlemleri, yeni geleceklerin de sözleşmeleri üzerinde çalışıyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlar bittikten sonra da inşallah ufak bir tatilden sonra yeni sezonu açıp antrenmanlara başlayacağız. Çok merak ediliyor transferler. Onları da konuşuruz. Ancak bir fotoğraf vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Deplasmanı Ergin Hoca ile yan yana oturuyordunuz. Kendisi göreve yeni gelmişti. Sizin de biraz sıkıntılı bir döneminizdi. Ve Anadolu Efes 2001'den sonra 5 kez playoff'ta Final Four'un kapısından döndü. Ve o süreci yıktınız, o tabuları yıktınız. Önce final, ardından müthiş bir sezon ve şimdi şampiyonluk. O geçiş sürecini, o sıkıntıları yaşayan biri olarak nasıl özetlersiniz? Tabii Ergin Hoca'nın geldiği dönemde takımın kötü bir sezonuydu. Avrupa Ligi'nde sonuncu olduğumuz, sadece Ergin Hoca ile beraber Türkiye Kupası'nı kazanabildiğimiz bir sezondu. O maçı, o sahneyi çok iyi hatırlıyorum, o fotoğrafı. Takım üzerinde ilk Amerika'dan geldikten sonra maça çıkmadan bir dışarıdan seyredeyim demişti. Beraber seyretmiştik. Tabii o sene takımı, oyuncuları olan oyuncuları, devam eden kontratlı oyuncuları iyice tanıyabilme fırsatı oldu. Ondan sonra da üzerinde nasıl daha iyi bir takım oluşturabiliriz diye konuştuğumuzda o yaz istediğimiz bütün oyuncuları elde edebildiğimiz, anlaşabildiğimiz bir yazdı. Tabii yönetimimiz de bize çok iyi bir destek verdi. Özellikle maddi destek olarak iyi bir destek verdi ve gerçekten istediğimiz, hedeflediğimiz bütün oyuncuları aldık. O sezonu Anadolu Efes tarihinin belki de en iyi sezonlarından biri olarak geçirdik. Uzun zamandır kazanamadığımız Türkiye Ligi'ni kazandık ve Final Four'da final oynama başarısını elde ettik. Ondan sonra da Final Four'daki finalden sonra da biz gerçekten kazanabileceğimize bir kat daha inançla yola çıktık. Ama geçen sezon biliyorsun pandemi nedeniyle yarım kalmıştı. Bu sezonda yarım kalan görev mottosuyla tekrar sezona başlayıp inişli çıkışlı da bir sezon olsa, zor bir sezondu. Bütün takımlar için zor bir sezondu. Zor bir sezon sonunda 45 yıllık özlemimizi giderebildik. O yüzden de çok mutluyuz. Tabii geçen sezon iptal edilince Ergin Hoca'nın açıklamaları vardı. Ancak siz kulüp olarak çok olgun açıklamalarda bulunmuştunuz. Zaten size geri planda olmayı ve bu tip cevapları da... Ergin Hoca'nın da açıklamalarını yanlış anlamamak lazım. Yani sonuçta biz insan hayatına değer veriyoruz. Hepimiz başına geliyor. Bir sürü kayıplar yaşadık. Ve tabii bu kadar başarılı giden bir sezonun tamamlanmaması hepimizde bir hayal kırıklığı yarattı ama o zamanın şartları öyleydi. Yani dünya ne yapacağını bilmediği bir dönemde bazı ligler tamamlamayı seçti, bazı ligler tamamlamamayı seçti. Belki şu dönemde Almanya'da senin de olduğun Final Four'u şartları geçen seneye göre daha bile kötüydü kısıtlamalar açısından ama oynanabildiğini gördük. O yüzden olmuş bir şeyin üzerine de çok konuşmanın bir anlamı yok. Ama bu sene oynadık en azından, kazandık diye mutluyum. Hiç o zaman umutsuzluğa kapıldınız mı? Bu yine olmayacak dediniz mi? Çünkü çok fazla o tabuları yıkamadığınız süreçler olmuştu. Olmayacak o zaman demedim ama bu sezonun başında gerçekten bütün takımlar için söylüyorum. Sadece Anadolu Efes için söylemiyorum. Konsantre olabilmek çok kolay değil. Yani her maça işte test oluyorsunuz, sonucun ne olduğunu bekliyorsunuz. Sonuca göre 15 gün takımdan ayrı kalıyorsunuz. Takımı hazırladığınızda oyuncular 15 gün antrenmansızlıktan sonra sakatlar daha çoğalıyor. Yani işte seyirci yok, motivasyon etkeniniz az falan. O yüzden inişli çıkışlı bir sezondu ama yeni yıldan itibaren, 2021 yılı Ocak ayından itibaren biz Final Four'a gideceğimize inanıyorduk. Ve Final Four'da biz şampiyon olacağımıza inanarak şampiyon olacağız diye gittik, olabiliriz diye gitmedik. İlk Final Four'da ya şampiyon da olabilir miyiz acaba diye düşünüyorduk ama bu sefer biz şampiyon olacağız diye gittik ve şampiyon olduk. 2018-2019 sezonu deyince benim aklıma Moerman'ın 5. maçta köşeden attığı üçlük geliyor. Bu sezon size hangi anı hatırlatıyor? Simon'un üçlüğü, Real Madrid maçı üçlüğü var. Son
Barcelona'nın son maçta kaçırdığı son üçlük var. Yani kaçırılanlar ve atılanlar arasında ama her sayı önemli. Yani bir maçın başında attığınız ilk iki sayı da aynı değerde, maçın sonunda attığınız da aynı değerde ama tabii biz Real Madrid serisinde 2-0 öne geçtikten sonra rahat kazanabilir miyiz rehavetine kapıldık. Bu işin doğrusu itiraf etmek gerekirse. Sonra son maç gerçekten zor geçti ama Simon'un üçlüğüyle şampiyonluk o üçlükle geldi diyebilirim. Siz Köln'de de sevinçte biraz daha arka planda olmayı tercih ettiniz. O anı hatırlatır mısınız? Tuncay Bey'le neler konuştunuz? Hocayla, takımla neler konuştunuz? Maç bittikten sonra bayağı benim bir ağladığımı hatırlıyorum kendi adıma söyleyeyim ama tabii ki herkes çok mutluydu. Ben yönetici olarak takımın sahaya sorunsuz çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sağlamam gerektiğini düşünüyorum ve sahada oynayan ve mücadele eden önce teknik ekibimiz sonra da sahadaki oyuncularımız. Onların başarıdaki ana paya sahip olduğunu düşünüyorum ve kutlamalarda onların yer alması gerektiğini düşünüyorum. Biz sonrasında işte 10 gün sonra, 5 gün sonrasında sizlerle konuşuruz ama o anı onların yaşaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çok dahil olmamı gerektiğine inanmıyorum. O anı onların tadının daha çok çıkarması gerekiyor. Ama sonuç olarak Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bütün üyelerinin emeği var, taraftarlarının emeği var. Bütün Türk halkının bence emeği var bu şampiyonlukta. Hepimizin şampiyonluğu ve o şampiyonluğu hepimizin CV'sine yazdırdık. Bundan sonra Alper Yılmaz olarak, genel direktör olarak benim de bir Avrupa şampiyonluğum var. Oyuncuların da bir Avrupa şampiyonluğu var. Resme girmezsem o şampiyonluğu benden geri alamazsınız bence. Peki Avrupa şampiyonluğu olmayanlar da var. Nikola Purkaç'ından bahsetmiştiniz. Başka bir mesaj geldi mi? Bütün arkadaşlarımdan, yani oynadığım eski Anadolu Efes formasını giydiğim neredeyse bütün arkadaşlarımdan mesaj geldi. İşte ilk başta Mustafa abi, Cenk Akyol, Ermal Kuço, Goran Nikolic, Trajan Langton, Granger'da konuşmadım. Ama yani aşağı yukarı hepsi tebrik etti. Hepsi de en az bizim kadar mutlu. Çünkü onlar da bu kupayı ne kadar özlemle istediğimiz ve Anadolu Efes'in bu kupayı ne kadar zaman, 45 yıllık süreçte hak ettiğini biliyorlardı. Onlar da bizim kadar mutlu oldu diyebilirim. Peki şimdi belki de sezonu sizin için en yoğun anına geldiniz. Bu süreç nasıl geçiyor? Takımdan ayrılacak, kalacak oyuncular çok merak ediliyor. Yani şu anda şampiyon olarak bütün oyuncularımıza ilgi var. Bu gayet de normal yani. Şampiyon takımın oyuncuları diğer takımlar tarafından istenmesi gayet normal. Ama Ergin Hoca ile yaptığımız değerlendirmede biz takımı mümkün olduğu kadar koruyabilme adına bir karar aldık. Tabii bizim elimizde olan şartlar var, elimizde olmayan şartlar var. Biz bütün imkanlarımızı seferber ederek oyuncularımızı tutmaya çalışacağız. Ama kendi tercihleri nasıl olur, ne olur bilmiyorum. Tabii giden olursa da onların yerine alternatif senaryolar üzerinde de çalışıyoruz. Ve takımı gene seneye Final Four hedefi olan, şampiyonluk hedefi olan bir takım seviyesinde tutabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesela Real Madrid'in şampiyon olduğu süreç sonrası, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu süreç sonrası takımların bir yaş bandı vardı. Efes'te de sanki buna benzer bir sürece yaklaşıldı. Simon mesela 36, Dansın 35 ama bir yandan da bu oyuncular iyi oynuyor. Yani bu nasıl bir karar verecek? Bu açıdan sizi çok zorlu bir süreç bekliyor aslında. Aslında o hep bir sene sonranın kararı. Eğer önümüzdeki sene tekrar final oynarsak iyi ki tutmuşuz diyeceğiz. Kötü bir sezon geçirirsek keşke değiştirseydik diyeceğiz. Ama şu anda bütün oyuncularımız Avrupa'nın en iyi takımı olduklarını gösterdiler. Bir arada oynadıklarında Avrupa'nın en iyi takımı olduklarını gösterdiler. Dolayısıyla biz kadroyu mümkün olduğu kadar korumaya çalışacağız. Ama giden olursa, tekrar ediyorum, giden olursa da onların yerine en iyi takım olma iddiamızı sürdürebilmek adına en az onlar kadar iyi oyuncular bulmak için de çalışmalara devam edeceğiz. Peki Avrupa'daki yetenek havuzu hakkında neler söylersiniz? Mesela Nigel Williams-Goss 3 günde belki 5 takıma yazıldı. Pierre Henry aynı şekilde. Bu kadar dar bir havuza transfer yapmak nasıl? Şu anda bence asıl sorunumuz NBA'in bizden aldığı oyuncular. Avrupa'daki birçok yetenekli oyuncuyu NBA takımları alıyorlar. Ve oyuncuların da ana hedefi belki de rüyalarını gerçekleştirmek adına NBA takımlarına belki de Avrupa'daki şartlardan daha düşük şartlara gittiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa'daki oyuncu havuzu daralıyor. Ama üst seviye takımlar 18 tane EuroLeague takımının da aşağı yukarı aynı pozisyonda ihtiyaçları var. Dolayısıyla bir oyuncu için menajerlerin de katkısıyla birçok takım bir anda yazılmaya başlıyor. Tabii burada oyuncunun kim olduğu değil, o kimyayı nasıl oluşturabildiğimiz önemli. Yani bizim zamanım bize gelip de kendini geliştiren birçok oyuncu da var. Başka takımlarda da bunu gerçekleştiren birçok oyuncu var. Daha sonra Avrupa'da oynayıp NBA'ye gidip çok başarılı olan oyuncular da var. NBA'de istediği başarıyı yakalamayıp tekrar geri gelen oyuncular da var. Biz Ergin Hoca'nın sistemine en uygun oyuncuları arayıp, onun
kendi sistemine en uygun, en rahat nasıl adapte edebileceğini düşündüğü oyuncuların araştırmasını yapıp onlara yönelmeyi tercih ediyoruz. Bu yeni bir oyuncu da olabilir, yıllardır Euroleague deneyimi olan bir oyuncu da olabilir. Ama orada önemli olan takıma ne kadar katkı verebileceğini hesaplayabilmemiz. Peki bireysel olarak da sormam lazım. Beni bu konuda affet Alper abi. Sertaç'ın Barcelona ile anlaştığı konuşuluyor. Yine Misic, Larkin bireysel olarak çok başarılı oyuncular ama birbirlerini de çok iyi tamamladılar. Bu oyuncularla olan süreciniz nasıl gelişecek? Bu çok merak edilen bir konu şu anda. Larkin ve Misic'ten bahsedeyim. Onların tabii biraz daha farklı. NBA sezonunun bitmesini beklememiz gerekir gibi düşünüyorum. Ondan sonra NBA opsiyonlarını değerlendirirler mi bilmiyorum ama Sertaç'la da eğer daha iyi bir teklif varsa, sonuçta oyuncunun kendi kararıdır. Biz tutmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Ve gerçekten bence bizim şartlarımızda, Türkiye şartlarında gayet iyi bir teklifimiz var. Ama sonuçta daha iyi bir teklif var ya da daha başka şartları değerlendirip yurt dışına gitmek isterse ya da başka bir takıma gitmek isterse de benim değiştirebileceğim çok bir şey yok. Ama Anadolu Efes formasıyla bize verdiği hizmetler için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Umuyorum daha uzun süreler hizmet eder. Anadolu Efes formasıyla zaten bizim altyapımızda da oynamış bir oyuncunun A takımda bu kadar önemli sürelerde Euroleague'de yer alabiliyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ama dediğim gibi oyuncunun kararı, eğer başka bir takıma gitmeye karar verirse de kendisine teşekkür eder ve iyi şekilde ayrılır. Yine Moerman, Tolga, Anderson'ın da yanılmıyorsam bir opsiyonu var. Bu oyuncularla ilgili yine Simon. Simon'un kalacağını söyleyebilirim. Onun bir opsiyonu yok ama diğer oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Menajerleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Biz tutabildiğimiz kadar takımı aynı tutmaya çalışacağız. Ama tabii gene söylüyorum, Avrupa'nın şampiyon takımının bütün oyuncularının piyasası artıyor. İster istemez bütün takımlar hem sizin sisteminizi bozmak için hem de kendi takımlarını güçlendirmek için şampiyon takımın oyuncularını yöneliyorlar. Onların da kendi değerlendirmeleri olacak. Bizim tekliflerimiz yeterli olur olamaz onu kısmını bilemem. Ama biz mümkün olduğu kadar bütün takımı korumaya çalışıyoruz ve hepsinin menajerleriyle görüşüyoruz şu an. Transfer süreci kadar aslında sinir bozucu olan sizin açınızdan belki bir durum daha var. Bu bütçe konusu. Çok fazla konuşuluyor. Ne kadar doğru bunu konuşmak? Çok ucuz bir spor olduğumuzu söyleyemeyiz. Spor branşı olarak gerçekten futboldan sonra Avrupa'nın en pahalı spor branşı büyük ihtimal. Ama Euroleague'de 18 tane en iyi takım mücadele ettiği ligde yer almak istiyorsanız da bazı maliyetlere katlanmak zorundayız. Biz başta yönetim kurulu başkanımız, kulüp başkanımız Tuncay Bey olmak üzere Anadolu Grubu ve Anadolu Efes Spor Kulübü yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Çünkü arkamızda çok ciddi bir sponsor desteği var ama dışarıdan da sponsor arayışlarımıza devam ettiriyoruz. Çünkü ne kadar maddi olarak kuvvetli hissederseniz kendinizi transfer yapmak da o kadar kolaylaşıyor. Ve Türkiye'nin tanıtımına ya da markaların, bizimle çalışan markaların tanıtımına gerçekten katkı verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Avrupa'nın üst seviyesinde oynadığınız zaman Avrupa marketini hedef alan şirketler için gerçekten iyi bir sponsorluk örneği olduğumuzu düşünüyorum. Senin aracılığınla herkese de çağrıda bulunalım. Anadolu Efes'te çalışmak isteyen sponsorlar olursa memnuniyetle görüşürüz. Onların bize yardımıyla daha kuvvetli takım olabilir ve Avrupa'nın zirvesinde kalabiliriz. Kupadan sonra bu açıdan bir yoğunlaşma oldu mu takım? Şu anda bir şey yok ama onunla ilgili çalışmalarımız var. Pazarlama bölümümüz zaten 7 gün 24 saat bu konu üzerinde yoğunlaşıyor ama son 10 gündür kupa kutlamaları, tebrik kabulleri ve çeşitli organizasyonlar üzerinde yoğunlaştılar. Bundan sonraki dönemde işte benim bir işimin bir parçası da o tarafa biraz ilerletebilmek. Umuyorum daha iyi, daha geniş çaplı bir şeyler bulabiliriz. Siz Euroleague'in 11 hissedarından bir tanesisiniz. Bu FIBA Euroleague kavgası, daha doğrusu çekişmesi de diyebiliriz, çok konuşuluyordu. Son dönemde özellikle EuroCup'tan Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne kaçışlar oldu biraz. Euroleague'in finansal açıdan kulüplere yaptığı dağılımı nasıl buluyorsunuz? Şu anda bütün kupaları düşündüğünüzde, Avrupa kupalarını düşündüğünüzde Euroleague'den daha iyi şartlar sağlayan bir yer yok. Ayrıca biz 11 kulüp olarak Euroleague'in sahibiyiz, hissedarıyız. Dolayısıyla bizim kendi oluşumumuz ve kendi oluşumumuza sahip çıkmak da bizim görevimiz, görevlerimizden biri. Orada basketbol piyasasını, basketbol pastasını büyütebilmek için de 11 takım ortaklaşa hareket ediyoruz. Dolayısıyla Euroleague'in Avrupa'nın en kaliteli ve en iyi ligi olduğu da yadsınamaz. Bu işi daha iyi nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha büyütebiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda da
11 takım bir arada uyum içerisinde çalışıyoruz diyebilirim. FIBA ile olan ilişkiler konusuna gelince de aslında bizim FIBA ile bir anlaşmazlığımız yok EuroLeague olarak ama bir takvim konusunda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Onunla da ilgili işte NBA oyuncularının da olmadığı, işte Luka Doncic'in gelmediği ya da Jovic'in gelmediği bir Avrupa Şampiyonası ya da elemelerinde EuroLeague oyuncularının ne kadar yer alması gerektiğinde üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken bir konu. Sizce kapalı lige dönüşmek EuroLeague'e fayda sağlar mı? Yani kapalı lige dönüşmek aslında çok kolay bir iş değil. Ne kadar faydası olduğu kadar zararı da olabilir. Bunu iyice düşünmek gerek. Ve en doğru kararı ortaklaşa akılla üzerinde tartışarak vermek gerek ama Türkiye Ligi'nden çekiliyoruz diyebilir miyiz, sadece kapalı ligde oynayabiliriz diyebilir miyiz? Üzerinde çok ciddi düşünülmesi gereken bir konu. Ama şu anda böyle bir gündemimiz olmadığını söyleyebilirim. Siz tabii Anadolu Efes'te kelepçe lakabıyla uzun yıllar basketbol oynadınız. Efes her zaman Türk oyuncularıyla öne çıkmıştır. Burada altyapıda hala idmanlar devam ediyor. Ömercan İlyasoğlu Bursa Spor'da kiradaydı. Mustafa Kurtulum Denizli'deydi. Yine kadronuzda yer alan genç oyuncular var. Anadolu Efes'in bu açıdan yeni sezonla ilgili, bu oyuncularla ilgili tasarrufu ne olur? Düşünceniz nedir? Altyapı çalışmalarıyla ilgili? Şimdi siz biraz gelmeden önce zaten beraber Yakup Hoca ile beraber idman yapıyorlardı. Biz onları sezonları bittikten sonra bir yere göndermedik. Şu anda antrenmanlara devam ediyorlar. Sene sonunda onlarla ilgili kararımızı vereceğiz. Bazıları A takımımıza gelip yaz kampına katılacaklar. Bazılarıyla yollarımızı ayıracağız. Artık kendi başlarına yuvadan uçma vakitlerine geldiğini düşünüyoruz. Bazılarını da başka bir takımda tekrar oynatarak bu sene yaptığımız gibi gelişmelerini izlemek istiyoruz ama bunun kararı Ergin Hoca'nın. Yani onun vereceği karar doğrultusunda ilerliyor olmak lazım. Takımda oturmasındansa başka bir takımda oynamasının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ve en azından kendi kulübümüzde yararlanamasak bile Türk basketboluna uzun yıllar hizmet edebileceklerini bilmenin mutluluğunu yaşıyoruz ki böyle de birçok oyuncu var. İşte Bahçeşehir Koleji'nde var, Darüşşafaka'da var, yani bir sürü takımda var. Sonuçta Anadolu Efes kurulduğu günden beri altyapıya da çok önem veren insan, önem veren bir kulüp. Ve buradan yetişen oyuncuların sadece Anadolu Efes formasında değil, işte NBA temsilcilerimiz olsun, Avrupa'ya gidenler olsun, başka Türkiye'deki başka kulüplerde oynayan oyuncular olması bize büyük bir gurur veriyor. Şey soracaktım, Boba takımda çok seviliyor. Çok. Boba dışarıdan bakınca çok soğukkanlı duruyor aslında ama nasıl bir mizaj var? Dışarıdan bakıldığında çok soğuk olduğuna kabul ediyorum ama gerçekten komik biri. Yani konuştuğun zaman eğlenceli bir insan ve çok iyi bir insan. Zaten bizim belki de en büyük şanslarımızdan biri takımdaki bütün oyuncularımız iyi bir karakter. Takımı bir arada tutabilmek için özellikle saha dışında iyi zaman geçirebilmeleri önemli. Boba da bunu sağlayanların en başında geliyor. O yüzden belki de görünmez MVP de diyebiliriz. Yani final serisinin Türkiye İNG Basketbol Süper Ligi'nin MVP'si oldu ama dışarıda da gerçekten bütün oyuncuların sevdiği, belki de en çok sevdiği karakter. Zaten mutlu insanların bir arada olması daha kolay. Beraber mutlu olan bir takımın başarılı olması daha kolay. Bunu başarabildiler 3 yıldır. O yüzden hepsine teşekkür etmek lazım. Sadece Rodri'ye değil. Bugün EuroLeague bir video paylaştı. Koçlara takılan mikrofondan maç içi. Orada Ergin Hoca hakem soruyor, bir molanız daha var. Yok, ben onu gelecek sezona sakladım diye. Bu özgüven için neler söylersiniz? Ben sezon başındaki maçta hocam mola sayın atmalı diye uyarırım onu da. Ergin abi takımına çok güvenen bir antrenör. Zaten sezon başından beri de böyle genelde molalarını çok gerekmedikçe kullanmaz. Hatta ilk yarıda çok az mola aldığını görürsünüz. Sonuçta takımının ne yaptığını bilen ve inanan bir antrenör. Orada öyle şaka yolda demiş ama zaten takımın ne yapması gerektiğini bildiğini emin olduğu bir noktada mola almasına gerek yoktu. O yüzden öyle bir cevap vermiş. Seneye de inşallah ondan sonraki seneye arttırabilecek molalarımız olur. Jordi'ye de takılıyor zaten. Seneye de bir tane daha alacağım. İnşallah. O kupayı Anıtkabir'e götürmek nasıl bir duygu? Tabii bizim bu ülke topraklarında yaşayabilmemizi, bu sporu yapabilmemizi ve Avrupa'da EuroLeague arenasında bir Türk takımı olarak Türkiye'yi temsil edebilmemizi sağlayanların en başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor ve böyle önemli bir başarıda, Avrupa seviyesindeki bir başarıda biz o kupayı ona götürmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Tabii final serisinden dolayı biraz gecikme oldu. Yani çok yoğun bir trafikte oynadığımız için biter bitmez hemen ertesi gün gidebildik.
Yabancı oyuncularımız dahil, Türk oyuncularımız zaten çok büyük bir gurur duydu ama teknik ekibimiz, çalışanlarımız, ben dahil olmak üzere bütün Anadolu Efes ailesi atamızın huzurunda o kupayla bulunmaktan çok büyük bir gurur duyduk. Yabancı oyuncularını zaten benimsendi. Dün Simon Malatya'da Fahri Hemşerilik aldı. Kayısı geldi mi? Simon artık yabancı değil, o Malatyalı. Gerçekten Anadolu'nun her yerinde bize olan sevgi bizi çok mutlu ediyor. Büyük bir gurur veriyor. Ve Simon'la da konuşabilme şansını buldum. Gerçekten inanılmaz bir sevgi gösterisi varmış ve çok mutlu olmuş. Çok çok teşekkür etti. Bana böyle bir imkan verdiğinizde bize çok teşekkür etti ama Türk halkının misafirperverliği ve sıcakkanlığıyla alakalı, bizden diye benimseyip kabullenmemizle alakalı. Buradan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Simon'a da bu kadar Türklüğü hissedebildiği için teşekkür ediyorum. Tabii diğer oyuncularımızı da başka şehirlere yollamaya başlarız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Zafer abi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Size de hem İNG Basketbol Süper Ligi'nde hem bütün Avrupa yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bundan sonra biz birçok başarılar kazanmaya devam ederiz. Seninle de birçok röportajlar gerçekleştiririz. Senin aracılığında bütün TRT Spor ailesine teşekkür ediyorum. Biz de bize bu gururu yaşattığınız için size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, çifte kupalı şampiyon Anadolu Efes'in genel direktörü Sayın Alper Yılmaz'ın görüşlerini aldık. Bir sonraki röportajımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.